Yani yapmak ve bunda da yine mega projeler üretiyoruz demek tamamen akıl dışı bir iş. Bunun haricinde de söyleyecek çok bir şey yok. Bugün İstanbul'da kuzey ormanları üzerinde yapılan her proje, üçüncü köprü bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz büyük reklamlarla ortaya çıkartılan iki yeni şehir. Üçüncü havalimanı ki çok büyük bir miktara ihale edildiği söylendi. O açıldıktan sonra da Hamdi Topçu'nun bir açıklaması oldu. O açıldıktan sonra Yeşilköy Havalimanı da kapanacak dedi. O da yine bu dünün önemli bir gelişmesi Esas aslında, niyet 1 zaten Mart oldu. orada ortaya çıkıyor. Daha öncesinde de Bakanın Elvan, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan şeyi söyledi biliyorsunuz. Atatürk Havalimanı'nı az da olsa kullanmaya devam edeceğiz. Daha çok özel uçuşlara ve charter uçuşlar için kullanmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Ama onun arkasından da yapılan açıklama bugün bildiğim kadarıyla bakan da sözünü değiştirdi. Bakan da kullanılmayacağını söyledi. Atatürk Havalimanı herkesin gözünde büyük bir rant alanı. Bunun haricinde bir şey söylemek mümkün değil. Atatürk Havalimanı'nda bundan sonra yapılacak olan projeler için yeni bir kentsel arazi bekleniyor. İstanbul'da biliyorsunuz şu anda bir kentsel arazi kalmadı. Üzerinde proje geliştirilebilecek o büyüklükte bir arsa yok. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda gözlerin olmasının nedeni özellikle çevresiyle birlikte, çevresinde de pek çok kamu mülkiyetinde arazi var, yapılaşmamış arazi var. Çünkü onlar da hava manya nedeniyle, yani uçakların iniş kalkışlarına engel olunmaması nedeniyle alçak tutulmuş durumda. Orası büyük bir imar faaliyetine açılacaktır. Bunu söylemek için de alim olmaya gerek yok. Türkiye'deki kentleşmeyi, kentleşme tarihinin çok kısa bir dönemde, hatta 2000'li yıllardan bugüne kadarını gören, bilen, gazete okuyan insanlar dahi bu tahminde çok rahatlıkla bulunabilirler. Bunu söylemek lazım. Yine yurt dışından bir örnek vereceğim. Bugün Berlin'de özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in açmış olduğu havalimanı kapatıldı. Ne yapıldı biliyor musunuz? Berlinlilerin oylarıyla birlikte yeşil alan yapıldı. Önce Berlinlilere soruldu. Berlinliler oranın yeşil alan olmasını istediler ve yeşil alan oldu. Bugün yine Berlin'de ünlü Tegel Havalimanı kapatılıyor. Kent merkezinde kaldığı ve ulaşım açısından da sıkıntılar yaşandığı için kapatılıyor. Özellikle oradaki gürültü kirliliğine neden olması ve etrafında yaşayan Berlinlilerin, sakinlerin etkilenmesi nedeniyle kapatılıyor. Orası da şu anda Berlinlilere soruluyor. Burayı ne yapalım diye. Biz ne yapıyoruz? Merkezi hükümetten bir karar geliyor. İstanbul'da 3. Havalimanı ki 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine bizim itiraz ettiğimiz şekilde bir 3. Havalimanı yeri belirlenmişti biliyorsunuz. Bugünkü İstanbul Silivri ilçesi içerisinde bir havalimanı yeri belirlenmişti. Yine aynı şeyi söylemiştik. Çorlu varken neden böyle bir havalimanı? Çorlu'yu geliştirelim, Çorlu'da yeni pistler yapalım. Bu alan varken neden yeni bir havalimanı ayırıyoruz diye. Ama bu plan tamamen unutuldu. Merkezden bir karar geldi. İstanbul'da yeni kentsel arsa yaratılabilecek tek alan olan İstanbul'un kuzey ormanlarının içerisinde bir üçüncü havalimanı projesi gerçekleştiriliyor. Bunun nedeni tamamen İstanbul'da yeni kentsel arsalar yaratabilmek ve bu arsalarla birlikte Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünü ayakta tutabilmek ve onu ayakta tutabilecek bir çaba harcamak. Yani bu senaryoyla birlikte gidildiğinde İstanbul'un esas ne kaybedeceği sorusu çok önemli. İstanbul gerçekten de kendi kendine yetemeyen doğal kaynaklarını tamamen tüketmiş bir kent haline gelecek ki o gün hepimiz çok pişman olacağız ama özellikle bugünün yöneticileri büyük ihtimalle bundan pişmanlık duymayacaklar o zaman. Sayın Hüküş, aslında kente karşı işlenen suçları konuştuğumuzda bir izleyicimiz hep şunu soruyor. Genelde kente karşı işlediğimiz suçları konuştuğumuzda da yazıyor. Rantsal dönüşüm olmasın, o kentsel dönüşüm diyorsunuz ama diyor. Neler söyleyeceksiniz durumlar böyleyken böyle? Şimdi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun açıklamasından bahsettim. Tırnak içinde tam da 1 Mart günü, yani dün şu açıklamayı yaptı. İstanbul'da yapılan 3. havalimanının uçuşa açılmasıyla Yeşilköy Havalimanı'nın kapanacağını belirtti. Bununla ilgili neler Aslında söyleyeceksiniz? şimdi ilk günden de 3. havalimanı bir ihtiyaç değilken ısrar edilmesinin nedeni o zaman da çok konuşuldu, tartışıldı ve bir şey iddia edildi.
bu proje gündeme geldiğinde Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın kapatılacağı söylendi. Çeşitli uzmanlar, bu konuyla ilgili yurttaşlarımız, aydınlarımız yazdılar, çizdiler. Herkes hatırlar o zamanı. Hükümet temsilcileri, büyükşehir temsilcileri, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri bunu hep yalanladılar. Böyle bir şey yok. Orası da devam edecek, burası da devam edecek dediler. Şimdi burada iki tane AKP'nin Atatürk Havalimanı'na karşı tavrının iki önemli gerekçesi var. Biri ideolojik bir gerekçe. Yani Atatürk ismini oradan kaldıramıyor. Zaten benzeri özellikleri taşıyan her yere böyle kaldırıyorlar. Yani şimdi orada Atatürk ismini kaldırıp yerine Recep Tayyip Erdoğan veya başka bir isim koyarsa Türkiye'de çok büyük tepkilere yol açar. Ama orayı yıkarsın, yerine başka bir şey istediğin Yavuz Sultan Selim koyarsın veya başka bir isim koyarsın. Olur biter. Mesela bence Muammer Güler, Zafer Çağlayan, o dört bakandan bir tanesini, çünkü aklandılar artık, onlar suçlu da değiller. Mutlaka o isimler, kahraman dört bakanın ismi mutlaka mega projelere verilmesi lazım. Bu kıyada AKP unutmasın, onlara bak isim önerileri de verdi. Şimdi ikincisi, en önemli şey de rant, rantsal bir proje. Çünkü orada kenti yok ederek, kentin su kaynaklarını, oksijen kaynaklarını yok ederek büyük bir alanı tarumar ettiler. Yeni kentsel alanlar inşa ettiler. Çünkü oraların havalimanı, yol ve benzeri şeyler yapıldığında ister istemez oralara yeni yerleşimleri de teşvik ediyorsun. O dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanımız, şimdiki başbakanımız İstanbul'a karşı hatta gelişleri önlemek için bir sürü iddiada bulunurken İstanbul ve çevresinin nüfusunu arttıracak projeleri de arka arkaya yapıyorlar. Birinci köprü vardı, ikincisi geldi, üçüncüsü oldu, şimdi dördüncüsü için yer aranıyor. Biraz evvel telefon arkadaşım da söylediği gibi, yani oradan kaynaklanan trafik İstanbul trafiğinin %5'i. İstanbul'un içinde hareket edemiyorsunuz ki. İstanbul'un içinde bu büyük rezidanslar, alışveriş merkezleri, lüks siteler arka arkasına büyük kentsel dönüşüm adı altındaki yapılan büyük organizasyonlardan sonra zaten sınırlı olan hareket kabiliyeti tamamen ortadan kalkacak. Ve burada havalimanını kaldırmanın bir nedeni, biraz evvel arkadaşımız da söyledi, o büyüklükte başka bir arsa yok. Ama daha önemli bir nedeni var. O bölge havalimanından dolayı yükseklik sınırı olan bir bölge. 3 yıl sonra orayı gönderdiğiniz zaman şu anda 45 metre olan zorunlu yükseklik istediği gibi yükseltilecektir. Çevresi Florya, Sefaköy, Basın Ekspres, Beş Yol, Cennet Mahallesi, yani o çevresinin tamamını da düşündüğünüz zaman İstanbul'da büyük bir rantsal yağma için alan açılmış olacak. AKP bütünüyle ranta dönük bir siyaseti hayata geçiriyor. Bütünüyle, başka hiçbir şey yok. Ve zaten Türkiye neredeyse ekonomisi yalnızca inşaat üzerinden dönen, sanayisi, ticareti, turizmi gerileyen, sanayi üretimi gerileyen durumda. Büyük sanayiciler yeni fabrikalar yapmak yerine bütün büyük sanayiciler neredeyse gayrimenkul şirketleri kurdular. İnşaat şirketleri kurdular. Eski fabrikaların yerini şimdi yıkılıyor fabrikalar. Yerine ya AVM yapılıyor ya lüks konutlar yapılıyor, rezidanslar yapılıyor veya 5 yıldızlı oteller yapılıyor. Ve bütün projenin amacı bu. Şimdi buna baktığınız zaman bütün kente karşı da aynı suçlar gündemde. Mesela şimdi yine tarihi Yarımada'da yakın zamanda biliyorsunuz Haydarpaşa Garı işlevsiz hale getirilerek büyük bir ransal projenin parçası haline getirilmek istendi ve o öyle duruyor. Şimdi aynı şekilde tarihi Yarımada'da Sirkeci Garı da aynı şekilde boşaltılarak çevresi gene bir uluslararası firmaya ya da yandaşlardan birine peşkeş çekilerek oralarda yeni imalatlar yapılmak isteniyor. Yani bütün bunların altında rant var. Başka hiçbir şey yok. Kentin estetiği, kentin ulaşımı, kente sağlıklı yaşama, çevrede sağlıklı yaşama, bunların hiçbirinin AKP hükümeti için veya büyükşehir belediyeler için hiçbir önemi yok. Baktıkları zaman bir tek dolar, euro görüyorlar.
rant görüyorlar. Burası uygun mu? Burada hemen bir proje yapalım. Başka bir şey gündemde değil. Ve bütün bunların hepsi bu amaçla yapılıyor. Şimdi arkadaşımızın anlattığı örnekten kalkarak bir şey söylemek istiyorum. Madem rant amaçlanmıyorsa, madem çıkar amaçlı değilse, Yeşilköy Atatürk Havalimanı Atatürk Kent Parkı olsun. Orası İstanbul'un en büyük kent parkı haline getirilsin ve yurttaşların tamamının hizmetine sunulsun. Bir avuç para sahibi, güç sahibi insana değil, bütün İstanbullulara, hatta bütün dünyaya öyle bir kent parkı yaparsınız ki dünya çapında bir güzellik yaratırsınız, kent estetiği yaratırsınız. Buyurun bir kampanya açalım, herkes açsın, hükümet de yapsın, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir'deki bütün partilerin grup temsilcilerine, yetkililerine de sesleniyorum. Orasını ranta kurban etmeyelim. Atatürk Havalimanı'nı kent parkı haline dönüştürmek için kampanya yapalım. Ne gerekiyorsa para toplama, bunlar ancak paradan anlıyorlar. Bir fiyat söylesinler, kendi aramızda toplayalım. Bütün kentliler olarak o parkın sahibi olalım. O parayı bu hükümetin yetkililerine, kim müteahhitlerine verelim. Orası kente kalsın. Hiç olmazsa kentte bir yeşil alan kalsın. Çünkü gerçekten çevrenize bakarsanız hiçbir yeşil alan kalmayacak. Öyle bir bu yeni yasa, o afet yasası denilen yasa da bakanlığa, belediye yetkililerine inanılmaz yetkiler tanıyor. İstedikleri her yeri istedikleri gibi ranta dönüştürecek projelere evrilmesine imkan veriyor. Ve arka arkasına gelen projelerin hepsinde de herkesin görmesi lazım. İstanbul betona ve ranta kurban ediliyor. Buna karşı bugünden eğer tedbir alınmazsa, bugünden güçlü bir ses çıkmazsa, bugünden güçlü itirazlar yapılmazsa, işte Taksim Meydanı'ndaki rezaleti bütün Türkiye görüyor. Betona kurban edildi. Koca bir alan, çirkin. Bu da antipatik bir görüntüdür, çirkin, o. Yani hiçbir özelliği olmayan, taş, hiçbir iddiası taş. Olmayan her yer beton. Biz hani her yer Taksim, her yer direniş diyorduk. AKP ve Büyükşehir her yer beton, her yer beton diyor. Başka hiçbir şey. Son olarak şimdi onun sosyal medyada görüntüleri de paylaşıldı. Tepeden çekilmiş bir görüntü. Her yeri beton. İşte bir avuç o Gezi Parkı'nda olan aslında yeşil kalmış vaziyette. O,